Yayınıma hoş geldiniz. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda gelişen son gelişmeleri sizlere anlatmaya devam ediyorum. Süleyman Soylu, biliyorsunuz daha önce Çalışma Bakanı, şimdi İçişleri Bakanı. En son geçen seneki asgari ücret krizinde devreye girmiş ve tıkanan süreci açmıştı. Bu konuda kendilerini emekçiler iyi bilirler. Geçen sene tıkanan görüşmelerde 415 TL'yi bulan zammı asgari ücret diye kazandıran görüşmeyi Türk İş'te yapmış ve Türk İş'e yaptığı ziyarette tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıylaydı. Şimdi EYT konusuna el attı. Geçen seneden beri gerçekten istediğimiz oldu. EYT raporunun kendisine bu görüşmede sunulduğunu düşünüyoruz ve inanıyoruz. Çünkü daha önceki Çalışma Bakanımızdı Sayın Soylu. Sayın Vedat Bilgin'in morali ve gerçekten bu konudaki kararlı tutumunu da bilmeyeniniz yok. Kendisine güveniyoruz. Gel gelelim bu süreçte nasıl bir yol izlenecek? EYT komisyonuyla, evet EYT komisyonu ile şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gelen İçişleri Bakanımızın ve ekibiyle görüşme yapılıyor. EYT eline boyuna masada. Rapor sunulduğunu düşünüyoruz. EYT raporunun tamamlandığını düşünüyoruz. Muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımıza iletilmeden Sayın Soylu ve değerlendirmelerini yapmış bulunuyor. Şu anda EYT emeklilik sürecinin başladığını düşünüyoruz. Buna da inancımız tam. Değerli izleyenler, süreç devam ediyor ve başlamıştır. Bu konuda çok büyük bir güvenimiz var. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı neticesinde Sayın Soylu tabii ki daha önce Türk İş'te yaptığı görüşmeyi bilmeyeniniz yoktur. Süreç tıkanmıştı. Evet, süreç tıkanmıştı. Askeri ücret 1890-1870 civarında ancak olur deniyordu. Ama gizemli bir ziyaret gerçekleşti. Bunun sadece güvenlik tedbirleriyle ilgili ziyaret olduğunu düşünenlere sakın öyle düşünmeyin. Bu ücretle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın artık bu işi tamamlayın, çözüm talimatının olduğunu düşündüğümüzü belirttim. Evet, geçen sene Soylu tıkanan askeri ücret konusunda devreye girmiş ve ücret 2020 TL olmuştu. İlk Soylu'nun bu konuda sonuç almak için gittiğini duyuran bendim. Benim tahminim 2023 TL'ydi, 2020 TL oldu. Neredeyse nokta atışı yapmıştık. Değerli izleyenler, Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Soylu ile bu görüşmeden sonra bir toplantı yapacağını, sürpriz bir görüşme gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Gelen duyumlar böyle ve bu konuda önemli bir karar aşamasında olunduğunu da belirtiyoruz. Yani EYT'ye bu sürpriz müjdeye, bu güzel müjdeye çok az kaldı. EYT komisyonuyla işi eline boyuna görüşen Sayın Soylu'nun Erdoğan'la yapacağı görüşmede bu konu muhtemelen artık açıklanacak. EYT raporunun da artık sunulduğunu düşünüyoruz. Bakalım EYT için Ocak'ta ilk emekliliğe nasıl gideceğiz? Hep bekleyip göreceğiz. Bu hafta açıklama bekliyoruz değerli izleyenlerim. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.